Evet, bugün hoş geldiniz öncelikle. bugün Cypher'ın kamera spotlarından, yani kamerayı bırakabileceğiniz en iyi noktalardan bahsedeceğim. Tek map değil, Ascent, Bind, Haven, Split 4 map'in hepsindeki kameralardan bahsedeceğim. O yüzden biraz daha hızlı anlattığım bir video olacak. Yani olay sadece kameralar burada. Hiçbir tuzak falan göstermeyeceğim. Yani şu an göstermeyeceğim diyorum. Umarım o an canım çekmez ve yine göstermem. Başlayabiliriz. Aşağıya koyacağım. Hani direkt hangi map'i istiyorsanız, hangi site istiyorsanız tıklar bakarsınız. Ascent'ten başlayacağız. Burada da ayı var. Diğerinde bilmiyorum ne olduğunu. Afiyet olsun. Siz de bir şeyler alın yanınıza. A site'ten başlıyorum. Ascent A site'te koyabileceğiniz yerleri göstereceğim. Öncelikle birkaç tane garip nokta var. Mesela şurada şu arkaya gelin. Koyabildiğiniz kadar sola koyun. Yani en solu şu sanırım. Bunu koyduğunuz zaman site'ın bir kısmını görüyorsunuz. Bir de Heaven'a çıkan kimse var mı görüyorsunuz. Bu kamera kırılmaz. Yani kolay kolay kırılmaz. Çünkü bilmiyor kimse bu kamera noktasını. Kimse şuraya bakmayacak kamera için. Atabileceğiniz birinci nokta bu. İkincisi şurası. Buraya koyduğunuz zaman da üstünde şu var. O yüzden görmesi biraz daha zor oluyor. Bunu attığınız zaman her şeyi göreceksiniz site'de. Okey. Fakat görün ve kapatın. Yani kesinlikle şu dartı atmayın adamlara. Şu dartı. O dartı attığınız zaman nereden geldiğini görüp kolayca kırıyorlar. Bu dartı atmazsanız da belki bir iki el şu kamera kırılmadan oynarsınız. Bir tane daha atalım. Bunu atmak için de şunun üstüne çıkmanız gerekiyor. En köşesine geliyorsunuz. Şurası var ya. Zıplayıp atıyorsunuz. Burası da çok yüksekte olduğu için bayağı bir işinize yarayacaktır. Ya da bunu biraz daha sola koyabilirsiniz. Şurada mıydı? Şurası. Buraya koyduğunuz zaman da şu girişi de görmüş oluyorsunuz. Bir de şuradan belki zıplayan varsa kafası falan görürsünüz ucunu. Ascent A bitti mi? Hayır, bitmedi. Birkaç tane daha var. Birincisi şurası. Buraya zıplayıp koyamıyorsunuz. Ha, bilmiyorum. Yani buraya koyduğunuz zaman kırılması daha zor olacak çünkü duvara yakın, yukarıda falan, bildiğiniz mobese gibi. İkincisi de buranın en güzel kameralarından biri, orası da şu. Şu koyabildiğiniz kadar uca koyun şunu. Şu arka tarafı görebiliyorsunuz. Bakın T-Base'e kadar gözüküyor. Neresi T-Base? Şurası. Şurası T-Base. Şurası da arkada bekledikleri yer. Mesela şurada ben Sova oynarken şuradan ok atıyorum. Mesela bunu görebilirsiniz. Arkada bekleyen varsa onu da görebilirsiniz. Bir de aynı zamanda bu kamera yine kırılması zor bir noktada olduğu için site'e girdiklerinde siz site'te değilsiniz. Mesela Cypher olarak geri çekilip oynarsanız kameranız olur site'ta. Yani retake atarken çok kolaylaşırsınız. Bir de şu nokta var. Ben bazen eğlencesine koyuyorum. Yani şu şeyin içine girdiği gibi gözüktüğü için daha zor oluyor kırması. Heh, şurası. Tam burası. Bu noktada güzel. Hem de jeneratörün bir kısmını görüyor. Cypher olarak da saldırı tarafında oynuyorsanız bir tane kameradan bahsedeceğim. Şunun üstüne çıkıyorsunuz. Eğer burada smoke varsa, yani çıkabiliyorsanız çıkın. Çıktıktan sonra kameranızı şuradaki noktaya koyabiliyorsunuz. Şuraya, yani direkt. Bunun size artısı ne? Short'u görüyorsunuz, Heaven'ı görüyorsunuz, artı CD'yi görüyorsunuz, artı yani daha bir şey istemeyin, daha ne istiyorsunuz? Gelebilecek her yeri görüyorsunuz zaten. O yüzden bu kamera baya güzel. Savunma tarafında da aynı yere çıktığınız zaman şuralara bırakabiliyorsunuz kamerayı. Şuraya bir yere bıraktığınız zaman yani gayet bilinmeyen bir kamera. Girişi de görüyorsunuz, site'ı da görüyorsunuz. Dediğim gibi kesinlikle bir kamera, iki kamera bilmeyin. Özellikle savunma oynarken minimum site'da atabileceğiniz 4-5 kamera bilin ki her seferinde adamlar sürekli tahmin etmeye çalışıyorsunlar kamera koyduğunuz noktayı. Mesela bir tane daha göstereceğim. Bu da şurası. Tam şunun ucuna geliyorsunuz. Şuraya bırakın. Bütün site'i gösteriyor size kamera. Heaven'ı da gösteriyor. Hem site de gösteriyor. Mesela flank atmaya çalışan varsa onu da göreceksiniz. Basit. Mid'de oynamak istiyorsanız da mid'de şu noktaya geliyorsunuz. Şu kutuların üstüne çıkabiliyorsunuz. İkinci kutunun üstüne çıkıyorsunuz. Tam
Biraz daha ucuna gelin. Şuraya eğim alıyorsunuz. Sonra zıplayıp koyuyorsunuz. Çıkabilirsem tabii bunun üstüne. Eğim aldım, zıplayıp koydum. Bu nereye gösteriyor? Midi, upper midi girişi. Yani açıkçası bütün bit kontrolünü almış oluyorsunuz tek kamerayla. Bir de şu şeyin arkasına denk geldiği için kırılması biraz daha zor ama 2-3 kez attığınız zaman aynı şekilde bu da kırılacak. Basit bir şekilde. O yüzden biliyorsunuz sayfırı. Ascent B site'e geliyoruz. B site'de atabileceğiniz kameralardan birincisi burası. Şu şeyin tam ucuna geliyorsunuz. Şuraya eğim alıyorsunuz. Yine zıplayıp bir şey koyuyorsunuz. Zıplayıp koyduğunuz zaman şuradan giren kişilerin ayaklarını görüyorsunuz. Aynı şekilde eğer post plant'e yani bomba kurulduktan sonrasına kalırsa da backside'ı ve şu tarafı görebiliyorsunuz yine. Gayet iyi bir kamera. Bir tane daha var. O da şu nokta. Bakın bu kamera kırılır artık. Bu çok bilindik bir kamera ama şu kameranın mesela ben DA Immortal'da oynuyorum. Şu kamera henüz kırılmadı. Yani çünkü düşünün şuradan giren adam mesela kamera sesini duyuyor. Şuraya bakar, şuraya bakar, şuraya ama kimse buraya bakmıyor. Baksanıza bunu kırmak için şunu yapmanız lazım. Bir de bayağı bir açısı var. Girişi görmek için de altınıza bakmanız lazım. Dikkat edin buralara trefleriniz koyun. Bir başka kamera. Şu bunu istediğiniz kadar yakını sağa veya sola koyabilirsiniz. Aynı şekilde hem girişi hem site'e geçmişlerse onların hepsini görebilirsiniz. Bir tane daha var. Bu da şu. Bu kamera için de bu gelebildiğiniz kadar önce geliyorsunuz. Tam şuradayken zıplayıp şu aradan atıyorsunuz. Bu kameranın olayı şu. Eğer burada kimse yoksa kamerayı bırakın dursun. Kimse varsa da zaten direkt kıracaklar kamerayı. Yani kameranızı bir nevi sacrifice şey. Ya yani fedakarlık etmiş olacaksınız bilgi için kameranızı. Feda edeceksiniz burada. Bu uğurda. Ver kamera. Bir tane de ihtiyacınız olur mu bilmiyorum. Bir tane daha kamera var. O da atıp şuraya kullanabileceğiniz. Tam şu ucuna geliyorsunuz. Atabileceğiniz kadar yükseğe atıyorsunuz bu kamerayı. Şöyle bir artısı var. Şuraya geleyim göstereyim. Şuradayken siz mesela karşı takım burada diyelim. Baktığınız üzere bu kameradan görebiliyorsunuz. Tam şu girişin şu arkasını gösteriyor eğer biri varsa. Ki çoğu zaman oluyor. Bir de bu kamerayı kırmaları yani hiç sanmıyorum kimsenin bu kameraya bakacağını. Eğer ki bu kamerayı attıktan sonra geride oynarsanız bir de site için süper bir kameranız oluyor. Yani adamlar site ele geçir diyelim yine retake için kullanabileceğiniz süper bir kameranız oluyor. Split'te de A site'da ilk düşündüğüm kameralardan biri şu. Şu aşağıda bu arada yukarı eğim alıp sonra zıplamayın. Aşağı eğim alıp sonra zıplayın. Buraya bıraktığınız zaman CT'den gelişi görüyorsunuz. Aynı zamanda şurada belki şuraya kadar gelmiş varsa onu görüyorsunuz. Aynı zamanda rampayı zaten görüyorsunuz. Rampa önemli. Birinci kamera bu. İkinci kamera bu. Bu iki kameradan da bahsetmiştim. Açıkçası burayı daha hızlı geçeceğim. Çünkü Split Cipher videosu vardı. İkinci kamera bu. Bu kameranın artısı aynı şekilde. Rampayı her zaman görebiliyorsunuz. O konuda sıkıntı yok. Bu aynı zamanda ipten dolanan biri varsa onu da görüyorsunuz. Şu ipten kameraya göstermeden çıkamazlar. Merak etme. Hiçbir şekilde. Yani bu buradan geçmek zorundalar. Şu açıdan göstermek zorundalar. Şu ipten çıkıp mesela geçme şansları yok. Gördüğünüz üzere ipteyken gözüküyorsunuz. Şundan çıkarsanız da zaten gözükmedim. Her türlü sağ veya sol geçerken gözükeceğim. Duyuyorum. Şu kamera hala çalışıyor. Kamera hala yani en azından minimum bir kişinin infosunu alıyorsunuz. Sonra şu kamera da hala çalışıyor. Şuradan yapıyorduk. Nasıl becerebildim buradan düşmeye acaba? Üstüne geliyorsunuz. Şuraya eğim alıp zıplayıp koyuyorsunuz. Aynı şekilde hala geçiş rampayı arka tarafı gösteriyor. Bu
Sanki o Split Cipher videosunda bahsetmeyi unuttuğum bir kamera var. O da şu demir parmaklıkların arkası. Tam üstüne değil de, üstüne koyarsanız normal kameralarda bir fark yok. Arkasına koyarsınız ama şuraya. Önünde parmaklıklar olduğu için gözükmesi daha zor olacak. Bakın. Yani şuradaki birinin parmaklıklar arkasında kamerayı görmesi, vurması daha zor olacak her türlü bir şekilde. Her türlü bir şekilde. Her şekilde. Başka bir noktada şuraya koyabiliyorsunuz kamerayı. Aynı şekil rampayı gösteriyor. Çok da bir gösterdiği yer yok. Bir de CT gösteriyor. Mid içinde bir iki kamera var. Bir tanesi kırılması zor, görülmesi de zor bir kamera. Bunu G2 da Pyte Pit PYT olan artık nasıl okumak istiyorsanız o ondan görmüştüm. O da şuraya atıyor kamerayı. Bakın tam şu ortadakine aim aldığınız zaman koyabiliyorsunuz. Bu ortadakine aim aldığınızda da mid girişini gösteriyor size şurayı. Ve yani fark ettiyseniz burayı görmediği için buradan kimse de şuraya sıkıp kamera falan kırmıyor. Şuraya gelene kadar göremiyorlar zaten kamerayı. Başka bırakmak istiyorsanız da eğer midde değillerse henüz şunu bırakabilirsiniz. Eğer midde değillerse bunu hemen kırmayacaklar. Hemen kırmadıkları için de mid, yani bunu kapatırsınız durur. Midde herhangi bir ses aldığınız zaman da açarsınız. En azından bir iki kişiyi görmüş olursunuz. Bedava info. Başka bu noktada bırakabileceğiniz de öyle çok güzel yer yok. Ben bayağı bir uğraştım bunlarla ama. Yani şunlara falan koyuluyor. Onlara koyduğunuz zaman da şuraya koymayla şuraya koymanın hiçbir farkı yok. Böyle içeri bir yere koyup kırılması zor bir kameraya ulaşmaya çalıştım. Açıkçası yok. Ama bulursanız görmek isterim ben. Şimdi açıkçası B'deki kameraları biliyorsunuz. Yine de göstereceğim. Şu noktada, şu noktada, ne bileyim, şu noktada falan var. Ama bu videonun asıl amacı olan oyunun en bozuk kamerasını göstereceğim size şu an. Onun için şu noktaya geliyorsunuz. Bakın tam ucuna değil. Şu mazgalı gördüğünüz gibi mazgalın en sağından aim alıp gelebildiğiniz kadar dışarı çıkıyorsunuz. Ondan sonra şu arkadaki noktaya tam böyle mavi olunca koyuyorsunuz. Bakın. Yani bildiğiniz base'i görüyorsunuz direkt çıkışlarını. Tekrar gösteriyorum. Bunun daha iyi bir hali var mı bilmiyorum. Yapamadım ama en çok görebildiğim buydu. Ki bu bile bence bozuk yeterince ve bunu nasıl kıracaklar? Sanmıyorum kimsenin şu kamerayı kırabileceğini. Belki kamerayı attığınızda buradaysa görüp kırabilir de yani yine sanmıyorum. Dediğim gibi. Bunu bariyer açılır açılmaz atacaksınız. Yani aim'inizi koyun. Şu kamerayı bir alayım. Buraya geçip aim'inizi direkt koyun. Aim'inizi koyduktan sonra bariyerin açılmasını bekleyin. Bariyer açılır açılmaz da biraz daha biraz daha. Aa evet, bu arada eğiliyor olmanız gerekiyor, onu söyledim. Bariyer açılır açılmaz da koyun. Ki adamları görün. Yani yoksa garaja puşlarlarsa geç kalırsınız. Ve bunu bir iki kez deneyin. Yeterince uca gelmezsiniz eğer atamıyorsunuz kamerayı. Yani mesela ben biraz yakındım az önce, o yüzden çıkmıyordu kamera. Hep bana bakık çıkıyordu. Ona dikkat edin. Size bakmasın kamera. Sen şu yöne doğru bakacak. Bu yöne doğru bakıyor olarak atarsanız dönemezsiniz arkanıza. Bu yöne doğru bakıyor olarak atmanız gerekiyor. Fark ettiyseniz ben atarken hep o yöne doğru bakıyor. Tam bu yöne bakıyor. Normalde şuraya bakar. Şuraya bakıyor. O yüzden buraya kadar çevirebiliyorsunuz. Diğer kameralardan da çok hızlı bir şekilde bahsedeceğim ama açıkçası çok da bir şey yok. Şu noktaya geliyorsunuz. Tam şuradayken mavi yanacak, zıplayacak, koyacaksınız. Bu bildiğiniz kamera. Şu ayakları gözüken. Diğeri de şu ray üzerinde herhangi bir yere koyabilirsiniz.
Düşmeden tabi. Şu ray üzerinde diyorum yani şey rayın üzerinde yani üstünde. Şu noktada herhangi bir yere koyabilirsiniz. Aynı bu kamera gibi ilk önce ayaklarını göreceksiniz, Seven'ı göreceksiniz ama bu kameranın görüş açısı daha kısıtlı. Tek iyi yanı kırılması daha zor bir kamera. Çünkü şu, önünde şu bariyer olduğu için yani şuradan falan direkt buraya bakıyor olarak çıkmaları lazım. Bu açıdan sonra zaten gözükmüyor onlar artık. Kamerayı alabilir miyim kameramı? Teşekkürler. Başka da açıkçası B'de daha güzel bir kamera. Yok, bir iki defa şu kameraya denk geldim. Neden atıyorlar bilmiyorum. Yani bunu biraz daha aşağı koyuyorlar aynen bu kamera. Bir iki kez denk geldim. Tam atabilirsiniz. Açıkçası kötü bir kamera da değil. Ne yapıyorum ben acaba? Kötü bir kamerada değil. Ama yani bir iki kez koyduktan sonra kolayca bu da kırılmaya başlayacaktır. Bu sefer B-Side kameralarından bahsedeceğim çünkü Cypher'ın en güçlü olduğu yerlerden biri Bind B-Side. Direkt kameralarına geçiyorum. Kameralarından birincisi bu. Bu değil. Bu. Zıplayıp yukarı koyuyorsunuz. Zıplayıp yukarı koyduğunuz zaman hook'a girişini ve long girişini görüyorsunuz. Ve kırılması zor bir kamera. İkincisi bu sefer bu şeyin üstünde buraya geliyorsunuz. Zıplayıp koyuyorsunuz. Long'un ucuna kadar görüyor ve hook'un back yani arka tarafını gösteriyor. Aynı şekilde az önceki attığınız kamerayı da şuraya atabilirsiniz. Tam şuraya eğim alıp zıplayıp koyuyorsunuz. Aynı şekilde şuradaki kameranın biraz daha alçakta olanı hook'u gösterecek ve long gösterecek. Hemen buraya gelelim. Burada atabileceğiniz kameralardan birincisi bu. Bu da hookaya girenlerin ayaklarını gösterecek. Aynı zamanda kırılması zor bir kamera olduğu için eğer site'a girdiklerinde siz ölmemişseniz retraction kameranız olur. Hopsi. Burada ikinci kamerada aynı noktada atabileceğiniz şu. Fakat bunu size dönük atarsanız buraya az çevirebilirsiniz. Bunu size dönük değil de tam ucuna gelin. Şöyle niye ileri katıyorsam bunu. Heh. Bakın tam şu noktada sağa dönük oluyor. Sağa dönük olduğu zaman buraya daha fazla dönebiliyorsunuz. İşaretleyebilirsiniz de. Bu kutunun üstünden bir tane daha var. Onu da göstereceğim. Bu da şu noktaya geliyorsunuz. Tam buraya ya da biraz yani alabildiğiniz kadar yukarı eğim alıp zıplayıp koyun. Bu da yine kırılması zor bir kamera. Artısı da bütün site'i görüyor olması. Ve kırılması zor olması zaten. Bunu alıyoruz. Bu sefer hook'un içinde kamera var. O da şunun üstüne çıkıyorsunuz. Bakın. Gezdirin üstünde. Tamam mı? Gezdirin. Fark ettiyseniz şu noktada yani şunun ucunda mavi oluyor. Bırakırsanız şöyle garip bir kamera bırakıyor. Bunun artısı da ayakları görüyorsunuz. Hook'a görüyorsunuz. Yani bence yeterli. Bunu istediğinizin hepsinde yapabilirsiniz. Mesela şunu da yapalım. Buraya bırakıyor. Veya yaklaşalım biraz daha. Eğer bu garip hareketi yapıyorsa yaklaşın. Uzak demek o. Yani. Bu arada her map'te şu küçük ayıcıklardan var biliyorsunuz değil mi? Ascent'te gösterdiğim videonun başında. Burada da arıyorsanız burada. Bind'teki de. Split'tekini de göstermeyeceğim Split'tekini. Ama Heaven'dakini göstereceğim. Split'tekini de biliyorum da. Onu da siz bulun. Ben son kamerayı göstereceğim. Son kamera da burası. Bu kameranın artısı da siz burada oynuyorsunuz diyelim. Direkt girişlerini görebilirsiniz. Bir de ufaktan şuraya görürsünüz ama size ne kadar. Yani bunu koyabildiğiniz kadar yüksek koymaya çalışın. Şöyle oluyor. Bu yani en iyi atabileceğiniz bunu. Kamerayı bırakabileceğiniz Bind'ın A site'ine geçtim. Kamerayı bırakabileceğiniz noktalardan biri bu.
iyi olmasının sebebi de sürekli dumanlar çıktığı için buradan görülmesi daha zor oluyor. Bunu istediğiniz kademeye koyabilirsiniz. Yukarı koyabildiğiniz kadar koyun. Hatta daha iyi olur. Şu ama sanırım en yükseği. Buraya koyduğun zaman görülmesi zor bir kamera. Şu an siz baktığınız zaman dumanlar gözükmüyor. Fakat orada bayağı bir duman var. O yüzden gözükmesi bayağı zor bir kamera. İkincisi, şu noktaya geliyorsunuz. Şu noktadayken mavi olunca zıplayıp koyacağım ama en yüksek koymaya çalışıyorum. Ha, burası. Here. Şuralardayken mavi olunca en yüksek zıplayıp koyarsanız en yükseği bu oluyor. Yani bu da genel olarak bütün ağ saiti görebileceğiniz bir kamera. Bir tane de şurada var. Bu da şurada yine olabildiğince mavi olacak. Tek olayı şu karanlık kısımda bırakmaya çalışın ki görülmesi daha zor olsun. Bunun iyi yanında bunu biraz daha sağ koyun. Şuraya falan koyun. Anın neden olduğunu da söyleyeceğim şimdi. Nedeni şu. Şu an fark ettiyseniz buradan girenlerin kafasını göreceksiniz. Aynı zamanda şorttan girenleri de göreceksiniz. İki tarafı da görebilmek için biraz daha bu tarafa yakın koyun dedim. Evet, atabileceğiniz son kamera için de Ghost'unuzu açıyorsunuz oyundayken. Şuraya koyuyorsunuz kamerayı. Hatta koyabildiğiniz kadar yukarı koyun. Şuraya koyuyorsunuz. Bu da sizi nereye gösterecek? Hamam arkasını gösterecek. Şu delikten hamamı gösterecek. Aynı zamanda bütün site'i gösterecek. Ve kırılması da bayağı bir zor kamera. Evet, eskiden şurada yürüyebiliyorduk. Ama şu tahtayı koymuşlar buraya. Bu tahtayı koydukları için şurada yürüyemiyoruz artık. Bir şey denedim. Belki şöyle zıplayıp geçilir buraya diye. Ama geçilmiyor. O yüzden şuraya koyduğumuz kamera iptal. Bir saniye, ben buradan düşeceğim gibi biraz daha. Şuraya koyduğumuz kamera iptal. Şuraya bir kamera koyuyorduk. Çok tatlı, bütün saydı gösteriyordu falan. Onu geçelim. Belki atmanın farklı bir yolunu bulurum. Ama o sonraki iş. İlk şu kameradan başlıyorum. Bu kamera bütün saydı gören ve kırılması zor bir kamera. Çünkü şu taşın arkasında kalıyor. Yani. Çok bu açıklamaya gerek yok değil mi? İkinci kamerada. Bakın, tam şuralarda bir yerdeyken maviye dönüyor bu çocuk. Şurada. Atar mısın artık ya şunu? Ha. Şu kutunun üstüne çıkıp atacağım. Daha kolay olacak. Aynen. Buraya geliyor. Bunun iyi yanı yeşilliklerin arasında yani. Kırılması daha zor. Hatta bunu böyle daha da gömebilir miyiz ya? Daha da yeşillerin içinde olsun. Ne oldu? Şurada bir yerde gözüktü sanki mavi. Heh. Aynen. Bakın, iyice yeşilliklerin arasına soktum. Bu bayağı zor bir görülmesi çok zor bir kamera. Ve size yeterince infoyu veriyor bence ya. Şeyin altında gösteriyor. Burayı gösteriyor. Burayı falan gösteriyor. Bence güzel bir kamera. Şimdi şunu deneyeceğim. Yok ya, rip. Bu kamera gidiş. Gidişke. Aynen şu taşları koyabileceğiniz bir kamera daha var. O da. Ya bu aşağı yukarı taşların çoğuna kameraya yerleştirebilirsiniz. Yeterince fazla info vereceksiniz ama her türlü şuradaki en iyisi. Çünkü görülmesi daha zor. Ama şunun iyi yanı infoyu erken alacaksınız. Daha da erken almak istiyorsanız bu infoyu da. Buraya geliyorsunuz. Yakına. Bu potun üstüne koyuyorsunuz. Bu geçişi gösteriyor size ve kırılması daha zor. Yani en azından şuraya gelmemiş adam için noktan kırılması daha zor. Çünkü önde şunlar var, şunlar var, ne bileyim. Yani bir de bunu erken atarsanız bu şorta geçişi kapatmış olursunuz. Şurada durduğunuz zaman da kimse size info vermeden gelemez sayta. Oman tepesine dikkat edin. Bombayı kurdunuz diyelim. Siz saldırı tarafındasınız. Cypher oynuyorsunuz. Bombayı kurdunuz. Kamerayı bırakabileceğiniz bir nokta. Eğer buranın yine üstüne çıkabilirseniz, ki zor, şuraya bırakabilirsiniz. Bunu buraya çıkmadan bırakabilir misiniz? Sanmıyorum. Denerim, eğer bulursam söylerim. Bu da bu CT gelişini gösteriyor. B site'de çok da bir kamera yok. İlla ben B
illa B side'de oynayacağım diyorsanız bence kameranızı A veya C'de bir yere bırakın. B side'de traplerinizi koyun. Oturun B side'de oturun. Oturun B side'de oynayın. Ama illa koyacağım diyorsanız şu kamerayı bırakabilirsiniz. Bu da window'u gören kamera. Yani window infosunu alırsınız en azından. Ya da ne bileyim şuralarda herhangi bir yere koyabilirsiniz kameranızı. Mesela mid girişi görecek veya A tarafından gelen olursa A'daki arkadaşınız öldü diyelim, onu göreceksiniz. Ama tamamen size kalmış. Hem W'lara hem Window'a hem C'ye bakan bir kamera istiyorsanız da ben bulduğum en iyisi şuydu. Buralarda bir yere koymanız kamerayı. Bu şekilde yani bütün açıları kontrol etmiş oluyorsunuz. İlla double door'un içinde kalsın diyorsanız da şu arkalarda bir yere koyduğunuz zaman şuralara falan hem kırılma ihtimali azalır hem de double door'un içinde kalır bu. İyice kırılma ihtimali düşük olsun diyorsanız da şuraya bir yere bırakın. Gerçekten yani aldığınız info az olacak ama en azından kırılmaz. Bura mesela. Bakın. Yani C'de de aynı şekilde koyabileceğiniz şurası var. Burası fark ettiyseniz yine bayağı dumanlı. Burası dumanlı olduğu, eğer içeride bir yerde bırakmayı başarabilirseniz daha kolay. Yani daha zor, yani gözükmesi daha zor. Sizin için daha kolay olur işte. Diğer türlü de eğer hiçbir yere koyamazsanız şu noktada, tam şu şeyin çizgisindeki şu noktada denk getirin. Biraz oynayın hafifçe. Mavi noktayı göreceksiniz. İçinde kalıyor. Hem C-Long görüyorsunuz, hem Double Door girişini görüyorsunuz, hem bütün C'yi görüyorsunuz. Üstüne bir de dumanların arasında olduğu için gerçekten zor gözükmesi. Başka türlü şuralarda herhangi bir yere bırakabilirsiniz. Mesela şuraya bıraktım diyelim. Mavi. Mavi. Yani bütün C-Long görüyorsunuz ama dediğim gibi bu kırılması zor, bir kolay bir kamera. Buraya koyduğunuz zaman. Bir de şuraya koyabilirsiniz. Koyabildiğiniz kadar yukarı koymaya çalışın yine. Double Door'un altını, ayaklarını göreceksiniz ilk. Bir de şurada eğer Long'da şu tarafa geçen varsa onun infosunu almış olacaksınız. Bir de belki şuradan zıplayarak falan geçen olursa yani. Buradan. Bakın. Yani düz de görüyorsunuz aslında, zıplayıp geçmesine gerek yok. Şu noktada görüyorsunuz. Bakın vücudunun bir kısmı gözüküyor. Turnuvalarda bayağı kullanılan bir kamera. Evet, açıkçası sanırım bitirdim. Eğer daha fazla istiyorsanız belirtin ya, uğraşıyorum yani. Ben canım sıkılıyor. Buraya giriyorum. Buluyorum bir şeyler. İlla sizin istediğiniz varsa buluruz. Cypher ile nasıl moonwalk yapılır onu göstereceğim. En son olarak sonra kapatıyorum. Şimdiden abone olun. Görüşürüz. Kamerayı koyuyorsunuz. S tuşuna basılı tutuyorsunuz. S tuşuna basarken E'ye basıyorsunuz. Kameraya geçiyorsunuz yani. Abone olun. Girls with their nails done.